Görgü Köşesi kanalımdan herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. İki şiş çalışacağız. Videoyu geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz, abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle videoya geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Himalaya'nın bebe yününü kullanacağım. Evet, modelin yapım aşamasına geçelim. İlmek çıkarmakla başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum. İpimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelimin ilmek sayısı 6 ve 6'nın katları artı 5 ilmekten oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. Modelimizin yapım aşaması oldukça kolay. Örgüye yeni başlayanların da yapabileceği bir model. Evet, şöyle çıkardığım ilmeklerimi bir sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 model. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2. modelimiz artı 5 demiştik. 4 ilmeğim var. 1 ilmek daha ilave ediyorum. Modeli anlatabilmek için bana bu kadar ilmek yeterli. Başlamadan buraya şöyle bir tane düğümümü atıyorum. Şöyle fazla ipimi de aldım ve başlayalım. Anlatım esnasında modelin alt kısmına lastik uygulamayacağım. Bir sıra ters öreceğim. Ön yüzden modelimi kuracağım. Siz dilediğiniz lastiği modelin alt kısmına uygulayabilirsiniz. Model lastik üzerinde daha iyi anlaşılıyor. Onu söyleyeyim. Yani lastik isteyen bir model. Kenar ilmeğini de ters olarak ördüm. Evet, şimdi modelimin ön yüzündeyim ve modelimi kurmaya başlıyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Evet, kenar ilmeğinden sonra 3 ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. 1, 2, 3 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. 1, 2, 3 ilmek düz. İpi benden yana aldım. 3 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Yine 3 ilmek düz. Kenar ilmeğini de düz örüyorum. Modelimizi ön yüzden kurduk. Modelin ikinci sırası ve arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra arka yüzde bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Modelin arka yüzünde ilmekler hep düz örülüyor. Kenar ilmeğini de burada ters örüyorum. Evet, şimdi normalde modeli bir kez kurduk ama modelimiz şu anda anlaşılmıyor. Model ilerledikçe kendini gösterecek. Onun için devam ediyorum. Yani model iki sırada bir kendini tekrar ediyor. Şimdi kenar ilmeğini aldım. Kenar ilmeğinden sonra 1, 2, 3 ilmek düz ördüm yine. İpi benden yana alarak 3 ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Yine 3 ilmek düz örüyorum.
İpi benden yana aldım, 3 ilmek ters. İpimi arkaya aldım, 3 ilmek düz. Kenar ilmeğini de düz örüyorum. Modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra arka yüzde bütün ilmekleri düz örüyoruz. Bir kez daha kuracağım modelimi. Biraz anlaşılır olsun. Kenar ilmeğinden sonra yine 3 ilmek düz. 3 ilmek ters şeklinde devam ediyoruz. 3 ilmeğim düz. 3 ilmek ters. Kenar ilmeğini de düz olarak ördüm. Evet. Arka yüzden de sıramızı geçelim. Dediğim gibi arka yüzde bütün ilmekleri düz örüyoruz. Modelin arka yüzünde bütün ilmekler düz örülüyor. Modeli ben büyük bir parçada denedim kamera arkasında. Birlikte de modeli 3 kez tekrar ettik. Dediğim gibi yapım aşaması oldukça kolay ve de hızlı ilerleyen bir model. Ama ilerledikçe kendini gösterecek modelimiz. Şöyle sıramızı geçtik. Kamera arkasında ördüm. Büyük parçayı göstereyim size. Bu da kamera arkasında örmüş olduğum büyük parça. Modelimin daha büyük hali bu şekilde. Dediğim gibi lastik üzerinde model daha hoş duruyor. Bakın şöyle kabartmalı duran bir model. Modelimizin daha büyük hali bu şekilde. Gördüğünüz gibi arka yüzünün de gayet temiz bir görüntüsü var. Yani çift yönlü de kullanabilirsiniz bu modeli. Evet, şimdi bu modeli nerelerde kullanabilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden çok güzel anne yeleği olur. Yine bere yapımında çok güzel olur. Atkı yapımında kullanabilirsiniz. Şöyle iki yüzünü de kullanabilirsiniz aynı zamanda. Çocuk örgülerinizde, hırkalarında birçok yerde değerlendirebileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.